Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve 22.11.2013 arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Günlerden cuma ve yağmurlu bir İzmir'den yavaş yavaş güneşliğe doğru gelmeye başladık. Umarım sizler de güneşi yavaş yavaş görmeye başlamışsınızdır. Çünkü Türkiye'nin genelinde sanırım bir yağış havası hakim şu an itibariyle. En azından eve dönünceye kadar güzel bir havayla karşılaşırsınız arkadaşlar. Peki, havaları bıraktık. Bizim Forex piyasalarında hava nasıl? Bir de ona bakalım. Saatlerimiz 15.21. Biliyorum bana birazcık kızgınsınız. Bu hafta boyunca sadece tek bir canlı yayınla idare etmek zorunda kaldınız. Sabah saatindeki canlı yayını bu hafta erteledik. Ama arkadaşlar inanın her şey sizler için daha iyi hizmet verebilmek için. Yakın zamanda zaten anlarsınız sizler de. Güzel haberlerimiz olacak sizlere. Şimdi baktığımız zaman sevgili dostlar, Euro dolar paritesine 35.08 civarlarının üzerinde bir kapanış gördük bakın sabah saatlerinde. Bizim için biliyorsunuz kırılma aralığımız bugün için 35.08-34.87 arasındaydı ve bu seviyenin üzerinde yukarı doğru 35.40'lara doğru bir hareket bekliyorduk ki. Buranın biraz daha üzerine doğru bir hareket gelme potansiyeli vardı. Bakın şurada bir Fibo seviyemiz vardı 35-36 civarlarında. Buranın biraz daha üzerini zorlayacak gibi geldi bana gece saatlerinde ve 35-41 civarlarını bu şekilde işaretlemiştik. Çok ince bir ayar var burada. Sanırım 41 yerine 38'den bir geri dönüş var sevgili arkadaşlar. Bu 38'den geri dönüş şu anda bizi tekrar 35.08'e kadar taşıdı diyebiliriz. Çok az kaldı buraya. Bu kırılma aralığımızı korumaya devam edeceğiz. Yani geri çekimin devamı için mutlaka bu mavi aralığın altına doğru bir harekette, 34.87'nin altına doğru bir harekette geri çekilme beklentimiz tekrar devam edecektir arkadaşlar. Ama kısa vadede bu mavi aralığın üzerindeyken ben şahsen piyasadaki oyuncuların çok fazla geri çekilme beklentisi içinde olacağını tahmin etmiyorum. Benim gördüğüm bu tabii ki. Baktığımız zaman 35-40'ların üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak zaten yukarı hareket konusunda biraz daha ısrarlı olacaktır ama piyasada bu yukarı hareketi destekleyecek bir veri var mı diye de insan tabii ki kendine sormadan da edemiyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar çok fazla şey yapmayacağız. Bu yukarı hareketler konusunda ısrarcı davranmayacağız şu an itibariyle. Basamak basamak gideceğiz. 35-41'in üzerinde zaten. Bakın şöyle yaparsak. Evet. 35-63 civarları hedef olarak kullanılabilecek olan bir seviye eğer 41'lerin de üzerine doğru hareketlerle karşılaşırsak. Şu an itibariyle görünüm bu. Dün biliyorsunuz şu seviyelerden güzel geri çekilmelerle karşılaştık ki çok güzel bir direnç çizmişiz. Değdik. İlk tepki aşağı yönde 32 pip civarlarında. İkinci tepki arkadaşlar yaklaşık 33 pip civarlarında gerçekleşti kırılma bölgemizden. Bugün için ise zaten bakın şuradaki kapanış yaklaşık olarak 35-10 civarlarındaki kapanış yukarı hareketin önünü açtı ve yukarı doğru hareket şöyle bakın 30 pip civarlarında gerçekleşti. Küçük bir en azından fırsat tanıdı sizlere. Bakalım bundan sonra gerçekten de şu bölgenin altına doğru bir geri çekilmeyle karşılaşacak mıyız? Bunu da inceleyeceğiz. Saat 15.30 arkadaşlar önemli bir veri yok. Amerika tarafında görmüş olduğum kadarıyla piyasayı etkileyecek bir haberle karşılaşmayacağız ama Kanada dolarını takip eden sevgili dostlarım bu sizi birazcık etkileyebilir. Çünkü özellikle perakende satış rakamları Kanada doları için önemli olacaktır. Hatta hemen çok adetimiz olmasa da şöyle yapalım. Hemen Kanada dolarını ekran alalım. Evet. Dolar Kanada. İşte buradasın. Şimdi alıyoruz bu tarafa. Biraz daha genişletiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru bir trend var. Bu trendin devamı geliyor mu? Evet arkadaşlar geliyor. Zaten iki gün önce de aynı şeyi söylemiştik sanırım. Şu bölgelerin üzerinde yukarı hareketin devamı gelecektir diye. Ki geldi de zaten bakın burayı kırdıktan sonra yukarı hareket yaklaşık olarak bir 85 pip daha devam etti. Etmesi normal mi? Bence çok normal arkadaşlar. Çok da fazla bir trendten sapma olmadığı için de yaklaşık olarak şu anda trend hangi durumda yukarı derseniz eğer geniş açıdan bakıyorsanız 1.04.15 biraz daha kısa vadeli çalışacak olursanız 1.04.64 bence kritik destek noktaları olacak. Kanada dolarındaki veriyle beraber eğer tepki yukarı yönde olmaya devam eder ise
ve bence artık 1-0 altılarının geçilmesi gerekiyor tekrar yukarı harekete dönmek için. Yani ya buradan bir düzeltme hareketi bekleyeceğiz 1-0-4-95 ya da 1-0-4-64 civarlarına kadar, yani şuralara kadar, şuradaki bölge bakın. Ya da arkadaşlar 1.0 altının artık üzerine doğru bir hareket bekleyeceğiz. Ancak bu durumda Kanada dolarında da hareketin devamını bekleyebiliriz yukarı yönde. Yani herhalde senaryoyu anlatabildim. Ya bir düzeltme bekleyeceğiz ya da yukarı doğru bir kırılma bekleyeceğiz. Her ikisi de işimize yarar gibi geliyor bana. Bu arada bugün bir geri bildirim aldım arkadaşlar. Çok da hoşuma gitti. Normalde aslında farkına varıyordum ama çok da fazla bazı kelimeleri tekrarladığım yönünde, özellikle sizlere arkadaşlar da hitap etmem sanki birazcık fazla oluyor gibi, bu konuya dikkat edeceğim. Bundan sonra size arkadaşlar dediğim anda beni uyarın. A'dan sonra lafı geri alacağım, tamam mı? Çok da fazla rahatsız edici bir üslupta kullanmış olmayalım. Bunu da aktarmış olayım. Siz de beni uyarın, tamam mı? Ne diyeceksiniz? Ne diyeceğim? Onun yerine sevgili dostlar diyeyim mi acaba? Niye ki? Sürekli olarak da bir kelimeyi tekrarlamak da çok çok hoş değil. Özkan Bey, o kadar da değil. Arkadaşlar iyiydi. Sayın Zuhi, tamam, size sevgili arkadaşım, değerli arkadaşım diye hitap edeceğim. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar, sterlin dolara geldiğimiz zaman trendin yukarı olduğunu biz zaten biliyoruz. Trend yukarı ve günlerdir de yukarı trendi içerisinde olduğumuzdan bahsettik. Teşekkür ederim Sayın Zuhi. Trendin yukarı olduğundan bahsettik sevgili dostlar. Ve şu anda bakın, görmüş olduğunuz gibi, özellikle bakın 4 saatlik grafiklere bakarsanız daha iyi de algılayabilirsiniz. 1.6030 civarları dün bizim için kırılma seviyesiydi ve yukarı hareketi beklentimiz vardı. Hatta bizim bu beklentimize istinaden bazı arkadaşlarımıza dediler ki burada bir obo var diye ortaya çıktılar ve güzel de bir obo yakaladılar aslında. Çalışıp çalışmama potansiyeli tabii ki çok çok da fazla belli değildi ama özellikle sanırım saat 16 civarlarında şuradaki hareketten arkadaşlar, bakın şuradaki bölge, bakın şurası bir omuzdu, burası bir baştı, burası bir omuzdu. Her ne kadar trend yukarı desek de bir geri çekilme beklentimiz, o beklentisi oluşabilir mi demiştiniz ve oluşmaya da, yani oluşması birazcık zordu ama yine de bir ihtimal vardı. Stop seviyesi olarak da zaten belirttiğimiz seviyelerin üzerine doğru çıktıktan sonra zaten beklediğimiz gibi yukarı hareket geldi. Sevgili dostlarım, ve görmüş olduğunuz 62.05 seviyesindeki dirence ulaştık ve bugün için gece saat kaçta, hemen paylaşıyorum. Sayın Zuhi yine mi? İşte böyle böyle düzelteceğim. Değerli Forex dedeler şeklinde de hitap olunabilir Mustafa Bey. Siz çoktandır demek ki burada değilsiniz. Sevgili meslektaşlarım demiş. O da güzel. O da güzel. Necmettin Bey Muğla'dan. Şimdi saat 01.27 görmüş olduğunuz gibi bu bölgeden arkadaşlar demeyeceğim sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi 01.27 civarlarında yapmış olduğumuz analize sterlin dolar için yine yukarı hareket konusunda güzel bir nokta belirtmiştik. 62.05. Buranın yukarı doğru geçilmesini beklemek sanki trendin devamı için bence çok çok daha sağlıklı olacaktır ki biliyorsunuz bizim kırılma noktalarımız eğer aksi bir durum olmadığı takdirde genellikle saatlik kapanışlardır. Bakıyoruz şu anda 62.05 saatlik bir kapanış var mı? Haydi hep beraber sayalım mı? 1, şurası 1, 2, 3, 4, şu 2 var zaten aşağı, 5 ve 6. 6 saat boyunca arkadaşlar bu bölgede takıldık mı? Takıldık. Bu ne demek? Gerçekten kuvvetli bir direnç bölgesindeyiz. Ve bu dirençin üzerinde saatlik bir kapanış görmeden de yukarı trendin teyidi bize gelmeyecektir. O yüzden benim beklentim 62.05'in altında kaldığımız sürece geri çekilmelerin gelme potansiyelinin kuvvetli olduğu yönünde olacaktır. 61.56 da bence bugün için çok da fazla affedilmemesi gereken bir seviye diye düşünüyorum. 62-61.56 civarları
kısa vadeli çalışan arkadaşlar için bence çok da fazla affedilmemesi gereken bir seviye. Çünkü bence burası bir düzeltme noktası olacak. Bu seviyenin eğer ki üzerine doğru bir hareketle karşılaşırsak tekrar 62.05 üzerinde 62.35 ve 62.55'e doğru da hareketin devamının gelme potansiyeli de bence yine kuvvetli olacak. Görünüm şu anda bu. Trend değişmedi. Kısa vade, orta vade ve arkadaşlarım değil dostlarım uzun vade arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru bir trend söz konusu hala. Aması var tabii ki bu işin. Şuradaki mavi bölgeyi net olarak görüyorsunuz değil mi? 63.35, 62.84 aralığı. Bu aralık kırılmadığı takdirde yeniden yönümüz aşağı olabilir. Hani bazen soruyorsunuz ya orta vade için ne düşünüyorsunuz sterlin dolar paritesi için ya da altın için diye. Sterlin dolar paritesi için de sevgili meslektaşlarım, izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi 62.84, 63.35 civarlarında kuvvetli bir direncimiz var. Bunu neredeyse aylar önce çizdik. Aylar önce çizmiş olduğumuz bölge bakın buradaki iki tane tepe hatta üç tane tepeyi de kapsıyor. Bu bölge kırılmadığı takdirde sterlin dolarda uzun soluklu bir çıkış beklemek bence çok çok riskli. Biliyorsunuz ki piyasada forex piyasası kaldıraçlı bir piyasa ve bu konuda yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz eğitimlerde de sürekli olarak sizlere para yönetiminden bahsediyoruz. Bu para yönetimindeki özellikle küçük küçük bazı şeyler var. TİO'lar var arkadaşlar. Bunları uygulamazsanız bu piyasada kalıcı bir getiri sağlamanız gerçekten mümkün değil. Hani şimdi şuradaki bölgeye baktığımız zaman da 63.35, 62.85 arasındaki bölgeye kırılmadığı takdirde yeniden yönünün yukarı doğru, daha doğrusu aşağı doğru olma potansiyeli yine kuvvetli olacaktır. Zaten şuradaki tepeleri eğer ki saymaz isek, günlük grafiklerde de görülmüş olduğu gibi burada yine 62.55 civarlarında da yine tepelerle karşılaşmaya başlıyoruz. O yüzden arkadaşlar uzun vadeli düşünen sevgili yatırımcılarımız bence şuradaki 63.50 civarlarının kırılmadığı takdirde geri çekilmeyle karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli olacaktır. Stop seviyeleriniz de bu civarlara yakın olabilir. Eğer ki satıcı olacaksanız uzun vadede. Derseniz ki ben alıcı olacağım. O zaman da 63.35, 62.84 aralığının kırılmasını bekleyebilirsiniz ve bu seviye kırıldıktan sonra yukarı harekete devam edebilirsiniz. En azından şöyle bir 64.25 ilk aşamada çok hızlı bir şekilde ulaşılabilecek bir hedef gibi duruyor şu an itibariyle. Orta ya da kısa vade için konuşursak tabii ki ani bir atak olması durumunda 62.84 ve 63.35 civarları kuvvetli bir direnç görevi görecektir. Bence kısa vadeli yukarı hareket bekleyen arkadaşlarımız ve de sevgili dostlarımız için de muhteşem güzel bir yer olacaktır kar almak için. Görmüş olduğunuz gibi böyle belirtmiş olduğumuz biraz daha güvenilir ve daha önceden defalarca test edilmiş bölgeler sizlerin de fark ettiği gibi hem alıcılar için hem de satıcılar için muhteşem noktalar oluyor. Ve bu noktalar kırılmadığı takdirde de ya da kırıldığı takdirde de mutlaka sizi tetikliyor. Kimi arkadaşlarımız yeni pozisyona giriyor, kimi dostlarımız buradan tekrar bir geri çekilme beklentisine geçiyor. Ama sonuç olarak güvenli yerler olduğu için de değerlendirilmesi gerekiyor bence. Altına geliyoruz şu anda. Altın içinde sevgili dostlarımız şundan bahsetmiştik yine gece saat 01.27 analizinde dedik ki 1240 seviyesi desteğinin altında kalmayı başaramadı ve geri çekilme beklentimizin devam etmesini engelledi demiştik sizlere. Dünkü analizde yani bir gün önceki analizde hatırlıyorsanız 1240 kırılırsa geri çekilme devam edebilir. Geri çekilme devam edebilir ve trend devam sinyali geldiği için hareketler biraz daha aşağı yönde gelebilir deyip birkaç tane hedef vermiştik sizlere ki bu hedeflere ulaşması için 1240 kırıldı mı? Kırılamadı. Ama yukarıdaki direncin üzerinde kaldık mı? Hayır. Tamamıyla yatay bir gündü. Yani bir dinlenme yaşadı aslında dün altın. Şimdi bugün için baktığımız zaman da 1256.71'in altında kaldığımız sürece aşağı trend devam edecektir demiştik yine sizlerle gece analizlerinde.
hedef olarak kullanabileceğimiz seviyelerde 1238, 1234, 82 ve 1229, 65 şeklinde 3 basamak vermiştik sizlere. Bunları zaten sabah saatlerinde paylaşmış olduğumuz şablonlarda sizlere paylaştık. Ama aynı zamanda ekledik. Eğer 1256-71 sizin için yukarıda bir noktaysa, sevgili dostlarım, 1251-54 ve 1248-35 civarlarındaki destek seviyesini de pardon, direnç seviyelerinde kullanabilirsiniz. Ki zaten görmüş olduğunuz gibi sabahki şablonlarda da sabah saat 11-12 arasında şablonları sizlerle paylaştık. 1248-35 ve 1256-71'e de iki tane arkadaşlar ok koyduk. Her iki seviyeye de koyduk çünkü genel trendi takip eden sevgili dostlarımız 1256-71 civarlarını kullansınlar bence. Ama kısa vadeli çalışanlar da 1248-35'i kullansınlar bence. Şablonlarda mükerrerlik var. Serkan Bey, sizlerle de misiniz? Özkan Bey, onu düzelttim. Canlı yayına başlamadan önce uyarmışsınız. Biraz geç gördüm, kusura bakmayın. Ama arkadaşlar, Eurodolar şablonu güncellenmiştir forex24.com sitemizde. O yüzden forum sitemizden de eğer ki Eurodoları yükleyemediyseniz onu da tekrar yükleyebilirsiniz. Hocam, analizleri nasıl değerlendirmeliyiz konusunda kısa bir brief verirseniz, aramızda sürekli zarar eden arkadaşlar varmış. Ben de öyle diyemiş Sayın Zuhi. Peki arkadaşlar, eğitim konusunu birazcık ihmal ettik. Bunun farkındayım. Yani günlük analizler konusunda bayağı bir yol kat ettik aslında. Ama eğitim konusunu biraz ihmal ettik. Bu eğitim konusuna da hem yüz yüze eğitimlerle hem de online eğitimlerle, şöyle söyleyeyim size, 2 ay içerisinde başlayacağız. Bunu söylemiş olabilirim. Yani söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim. 2 ay içerisinde hem teknik analiz eğitimleri olacak, hem risk yönetimi eğitimleri olacak, strateji geliştirme eğitimleri olacak. Analizleri nasıl değerlendiririz, tabii ki bunları da bahsedeceğiz. Dediğim gibi bunlar hem yüz yüze hem de şöyle alalım. Evet, hem yüz yüze eğitimler olacak hem de online olarak kendi ofisinizden, evinizden, kahveniz elindeyken bile katılabileceğiniz eğitimler olacak. Bakalım, umarım bunlar size de faydalı olur. Forex psikolojisi de şart demiş Özkan Bey. Arkadaşlar, psikoloji eğitimi var mı? Psikoloji eğitimi aslında yaptığımız tüm eğitimlerin içerisinde var. Yani özel olarak onun için, yani bir psikolog gibi konuşup da anlatmam çok çok doğru olmuyor benim de. Ama yaşadığım şeyler daha önce geçmiş zamanlarda, ki yaklaşık olarak 2006 yılından beri sadece Forex ile ilgileniyorum. Yaşamış olduğumuz tecrübeler de tabii ki sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Hatta şu an hala yazmakta olduğum kitapta da arkadaşlar bu konuda baya baya değiniyorum. Örnekleri bol kullanmaya çalışıyorum ki o psikolojiyi anlayın. Ama tabii ki bu konudan bahsediyoruz. Vermiş olduğumuz örneklerde psikolojik terapi konusunda da gayet sağlam bilgiler mevcut olacaktır. Kitap bitsin artık hocam, alalım demişsiniz Kerem Bey de. İnşallah, inşallah. Peki. Dolar TL'ye bakıyoruz şimdi. Dolar TL için ne söyleyebiliriz? Dolar TL'de de fark ettiyseniz bakın, 1, 2, 3, 4 gün üst üste aşağı hareket bekledik. Dün yukarı hareket beklentimiz vardı ki bence karşılandı sayılır. Bugün ise arkadaşlar değil sevgili dostlar, aşağı hareket beklentimiz var. Bu aşağı hareket beklentimiz şöyle söyleyebiliriz, 2.0306 civarlarının altında kaldığımız sürece bizi 2.0095 ve 2.0046'ya kadar taşıyabilir. Net olarak kısa vadeli işlem yapmanızı çok çok fazla ben şahsen önermiyorum. Tabii ki ben burada sadece rotayı çiziyorum. Son karar her zaman sizindir. Ama dolar TL'de bu aralar çok fazla kısa vadeli bence hareket etmeyin. Hareket edecekseniz biraz daha günlük ve 4 saatlik grafiklere göre trend takip ederek çalışmanızı ben şahsen daha uygun buluyorum. İşlem yapıyor olsam dolar TL'de çok kısa vadeli hareketlerle uğraşmazdım. Ama yine de karar sizindir. Şu an itibariyle 2.0306'nın altında kaldığımız sürece çok fazla yukarı hareket potansiyelimiz gözükmüyor.
Ama derseniz ki 2'nin altına doğru bir geri dönüş var mı? Ne yazık ki bu da şu an itibariyle çok çok da fazla umut verici bir gelişme olarak gözükmüyor. Ne zaman bunu başarır artık orta vadede aşağı doğru bir geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Aksi takdirde yukarı doğru bir hareket gene mümkün olabilir. 2.03.06'nın üzerine doğru çalışırsak. Bunlar da hani şu anda dolar TL için görünen senaryolar. Sabah saatlerinde zaten biliyorsunuz yine pariteyi hareket ettirici verilerle karşılaştık. Bakın şurada sabah saat 9-8-9 civarlarında arkadaşlar buradan yukarı doğru bir hareketle karşılaştık ama tepkisi de zaten sınırlı oldu. Beklediğimiz gibi bu seviyenin de zaten altındayız. Yeniden yönümüz aşağı doğru ama çok çok da fazla değil. 2.00.95 ve 2.00.46 bence bugün için yeterli olacaktır. 2'nin altına doğru bir geri çekilme ise zaten geri çekilmenin devamını artık biraz daha bekleyebiliriz. Bazen soruyorsunuz, Merkez Bankası'nın vermiş olduğu hedef sizce hala geçerli midir, tutar mı, tutmaz mı diye. 2'nin altında olan bir hedef, 1.92 idi galiba değil mi arkadaşlar? Pardon dostlar, 1.92, 1.93. Yüz hareketli ortalamanın altında demiş Keramullah Bey. Peki bakalım. Şimdi dolar TL'yi de bu şekilde bitirdik. Şu Kanada dolarına bakalım mı bir? Haber sonrası ne oldu? Hemen ekranımıza alalım. Hatta ekonomik takvimimizi de açalım önümüze. Gelen haberleri yorumlarız şöyle. Ekonomik takvim bölümümüz. Saat 15.30 verileri açıklandı ve hemen zaten sitede buradaki sevgili çalışma arkadaşlarım girmişler. Görmüş olduğunuz gibi 0.9, 0.7 beklentinin altında bir TÜFE rakamı ve yıllık bazda, aylık bazda keza aynı şekilde. Önemli olan verilere baktığımız zaman da perakende satışlarda bir yukarı hareket, bir şurada bir artış var. Burada önceki aya göre bir azalış var arkadaşlar. Bu birazcık kafa karıştırıcı olmuş açıkçası ama aylık bazda perakende satışların artmış olması bence oldukça olumlu. Yani muhtemelen şu verinin fiyatlanması çok çok daha mümkün. Bu da pariteyi aşağı doğru çekti mi? Bakalım bir şöyle hareketi şu 15.30'da geldi mi? Bu 15 dakikalık barlar yeterli olacaktır. Hareketi 20 pip civarlarında yapıp sonrasında tekrar toparlamış. Yani bir veri iyi, bir veri beklenti düzeyinde geldi gibi de düşünebiliriz. O yüzden çok ciddi trend değiştirici bir etkisi olmamış. Bu saatten sonra olur mu? Çok çok kısa vade düşünüyorsanız belki ama ben sanmıyorum. Bu bence geri çekilmenin devamını biraz daha bekleyip bunu piyasadaki oyuncuların nereden tekrar yukarı doğru harekete doğru bir fırsat olarak değerlendireceğini takip etmekte fayda var diye de düşünmüyor değilim. Dolar Kanada'yı da bu şekilde yaptık ve özet kısımlar bitti. Şimdi soru cevap bölümümüz başlıyor. Sonra da formasyonlarınıza bakacağız. Biliyorsunuz Forex 24 üzerinden trader arkadaşlarımız burada ne yapıyorlar? Görüşlerini ve grafikler üzerinde bizlerle paylaşıyorlar. Sizler de bunu görüp belki bir fikir sahibi olabilirsiniz bunları takip ederekten. Peki bakalım. Şimdilik özetleri bitiriyorum ve soru cevap bölümü başlıyor.